As-salâtu khayrun minen nevm. Mahmut Efendi! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmut Efendi! Hayreyle ya Rabbi! Mahmut Efendi! Düşümde bir kabus gördüm. Ama iyiyim. Hamdolsun iyiyim. Hayra çıksın inşallah. Bir de bana sor. Tayin haberini aldık beri uyku haram oldu. Kahire'de huzurumuz yerindeydi. Keşke... Bursa da bizim için hayırlıdır Safiye Hanım. Haydi çocukları kaldır, namazımızı kılıp tez yola revan olalım. Üstadım bekletmek olmaz. Haydi. Haydi. Olsun inşallah. Kütle cehide! Kütle cehide! Te'accelu! La tevekkaku! La tevekkaku! Kadı efendi. Kadı efendi. Kadı efendi. Kadı efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Sabahınız hayır olsun üstadım. Kahire'de nasibimiz bu kadarmış Mahmut Efendi. Allah yolumuzu açık eyle. Varalım gidelim Bursa sancağına. Eyvallah. Ya Allah! Hay ya bir de! Kadı Hazretleri, şehrimize büyük hizmetleriniz oldu. Allah sizi vardığınız illerde de muvaffak eyleye. Rabbim mahcup etmeye. Amin.
Beyler beyimiz Mehmet Paşa Hazretleri, rahmet buyurdunuz. Allah sizlerden razı ola. Bizden sonra da şehriniz emin kala. Allah adaletten ayrı komaya. Amin. Amin. Uğurlar ola. Uğurlar. Allah'a emanet. Amin. Tarikum meftu. Amin. Allah'a irda alek. Bursa büyüktür Kahire mi? Allah büyüktür Mustafa. Sual edip durma Kahire. İş lazım validem. Bursa ticaret şehri derler. Alır satarım kısmetime bakarım. Babam elimden tutar zahir. Büyütür dişi gücü fena mı olur? Babanın elinden kim tutacak Mustafa? Derya'dan çekinirsin diye bilirdik ama gözlerini alamadın yola çıktık beri. Bir düş gördüm üstadım. Derya'da bir fırtınaya tutulduk. Koca gemi savrulup bin parçaya bölündü. Sonra Derya beni içine çekti. Buna çatıp çıkayım derken koca bir mahluk ağzını açıp beni yutmaya gelir. Ezan sesiyle düşünler hayatım. O koca mahluk Rus'a mı? Allah değildir üstadım. İçini ferah tut. Hazreti Yunus'un duasını oku. Sağ salim varacağız inşallah. 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 Bursa'da usulsüzlük almış başını gitmişlerdi rahmetli Kadı Burhanettin Hazreti. Bu işi hale yola koyacağından bahsederdi. Peşi sıra ölüm haberini aldık. Allah bilir ya. Kalbim mutmain değil. Benim de üstadım. Benim de. Belki de düşümde gördüğüm Derya Bursa'ydı. Bu koca mahluk bizi yutmazdan evvel onun canını almak gerek. Varır varmaz ilk işin o meseleyi tahkik olacak. Tanır mısınız bu adamı? Tanımazım üstadım. Emdilik. Ama bilirim ki bir haftadır Kahire'de gölge gibi yanımdan ayrılmaz idi. Belli ki bizi takip eder. Demek biz varmadan evvel malumatımız ulaşmış. Thank you.
Sultan taşıdır yakut. Cesaret dahi zafer getirir. Bugün beyime lazım olan da bu. Kokusu gali olmalı. Miski amber şöyle dura. Lazım olan yegane sensin. Allah seni esirgesin Zişan. Sabahlar ola beyim. Hayırlı sabahlar Yusuf. Hazırlıklar tamamdır inşallah. Merak etmeyin beyim. Şanınıza leke sürtmeyiz. Gelenler hak etmese dahi. O ne demek Yusuf? Haklarında edindiğimiz malumat ortada beyim. Canımızı sıkacaklar. Malumat işte. Canımızı sıkalım, canımız sıkar zelbet. Evvela esnafın meramını halledelim. Ne yaparsın? Ya uf. Hani kısacık yol dedi. Kısacık ya. Bak şurası. Elif Bağ'ı baştan sona 10 kez tekrar edince vardık bir. 10 kere. 10 kere ya. Elif, B, T, S, C. İşte geldik. Şehri Bursa'nın ilk alameti farikası. Pek tasa ederdim Mahmut. Bak, gördün rüya hayra işaretmiş. Ben de elbet hayır dilerim üstadım. Lakin daha hiçbir şey görmedik. Yazgının sırlar odasında neler saklı. Allah'tan gayrı kim bilebilir? Subaşı Doğan Kadı Hazretleri, şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğunuz rahat geçmiştir inşallah. Güzel yoldaşlarım var ise her yol güzel geçer. Siz dönebilirsiniz. Gayrı vazife bizdedir. Bismillah. Gidelim. Acemi de, Frengi de ipeyi Bohan'dan alır.
bizim ipeğimizle mami, bastıkları kilimle kuşandıkları mintanda. Öyleyse 3-5 ağzı boz sözüne mi itibar edersiniz? Nedir bu telaşınız? Venedik kafiriyle sulh olacak dediklerinden beri 3 ay geçti beyim. Frenge bu sene de mal veremez isek pek elimizde kalacak. Halimiz nice olur. Devletimiz var ola. Ama Venedik fethinin tehirinden sebep zarar ziyan büyümekte. Sultan Selim Han Hazretleri'nin bir bildiği vardır elbet. Frenk kapısını açmak kolay iş mi? Sabredilsiniz ki o kapı açılan da ticaretimiz ziyade ola. İnşallah. Allah devlete zeval vermesin. Bu sefer hayırla neticelenecek inşallah. 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 Malı elinde kalan teminatı biziz. Gelsin yıksın kapımızın eşi. İpekten kıymetli mal mı var ahali? Allah razı olsun bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Din öyleyse cem olup şehrimizin yeni kapısını karşılamaya gidelim. Haydi. Sen öyle. Görmez misin? Duramaz ayakta. Kadı Hazretlerine şu ihtiyarın ne zararı vardı? Ne de iteklersin? Çekil. Hadi kalkasın ihtiyar. İyiyim şükür. Allah razı olsun. E görmez misin kalabalığı ayak altında dolanırsın? Ezileceksin. Yardım edin ihtiyarım. Geldiniz sevgili dost. Hoş bulmuşuz Yusuf Efendi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Payitahttan en son sizi Edirne'ye uğurlamış idik. Kavuşmak bu vaktiymiş. Ben şehrin ipek tüccarlarından Abdullah oğlu Dilaver Bey. Şehrimize hoş geldiniz Kadı Hazretleri. Hoş bulmuşuz. Hoş geldiniz. Hoş bulmuşuz ağalar. Bizleri bu kıymetli şehre ve güzel insanlarına kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Yer ve gök adaletle ayakta durur diye buyurmuşlardır. Zerreden küreye her bir şey bu terazi sayesinde nizam ve hayat bulur. Bu terazinin kefesi bir kere bozuldu mu, nizam da bozulur, hayat da bozulur ve dahi şu gök kubbe tepemize çöküverir. Ol sebepten Allah için adaleti ayakta tutan şahitlerden olacağız. Kendimiz, ana babamız ve yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaletten zerrece zinhar şaşmayacağız inşallah. İnşallah. Herkes işitsin ve dahi işitmeyenlere işittirsin ki yarından tez yok, bu düstur ile vazife başa edeceğiz. İnşallah. Hoş geldiniz Kadı Hazretleri. Bursa eşrafıyla birlikte sizin şerefinize bir ziyafet tertip ettik. Teşrif buyurursanız bizi ziyadesiyle mesut edersiniz. Hele bir soluklanalım Dilaver Bey. Malum yaşlandık gayrı. Biz mi yolu teperiz, yol mu bizi teper bilemeziz. Bilare istişare eder, haber ederiz. Zahmet etmişsiniz. Fesleğen koydum. Lavantayı ailede bir güzel stili verdim. Yoksa başkaca bir emriniz? Eliz dert görmesin. Gidebilirsiniz. Konak zarif güzel. Lakin hep acı elden geçirmek gerek. Sen burayı sultan köşke edersin ana. Hay Allah. İşte bunları iyi bir mücellite ciltletmek gerek. Elin dilin başka şey der, gözün başka şey be. Canın sıkan nedir? Kadı hazretlerinin daha ilk günden beyler sofrasında oturması yakışık alır mı hanım? Bey sofrası dediğim birlikte iş göreceğiniz Bursa eşrafıdır. Dilaver Bey de Bursa'nın en namlı eşraflarından biridir. Asıl çağırması ise yakışık almaz. Fetva ve hüküm ehlinin beyler sofrasından uzak durması gerek. Vazifenin fıtratı bunu icap eder. Olmaz. Subaşı, nedir şehrin ahvali? Şehrin ahvali ve asayişi berkemaldir Kadı Hazretleri. Hırsızlık ve cana kast yok denecek kadar azdır. Hala, hala. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kadı Hazretleri kusura kalmayın ama Dilaver Bey'in davetine icabet etmek sizceleyin doğru mudur? Her ne kadar Dilaver Bey teklif buyurdularsa da davet Bursa eşrafının davetidir Naip Hazretleri. İcabet etmemek yakışık almasın. Sen ne diye çırpınırsın? Sana mı sual ettik Subaş? Mahmut, davete icabet gerek. Hem Bursa eşrafı ile de tanış oluruz.
Bana bir emriniz var mıdır Kadı Hazretleri? Bir dileğimiz vardır. Rahmetli Kadı Burhanettin Efendi'nin vefatıyla ilgili. Ne bilirsen subaşı. Seninle konuşmamız lazım. Hayır olsun. Bir mesele mi var idi? Olmasa sual etmezdik herhal. Naip Hazretleri, eski kadımızı ben de sevip sayardım. Aniden fenalaşıp yere yığılmış. Hemen hekim saldık. Ama ne yaptıysa kurtaramamış rahmetliyi. Eceliyle gitti. Hekim kim idi peki? Tanır mıydın? Tanımam. Sağ olsun Dilaver Bey göndermiş idi. Şehrin en iyi hekimiymiş. Her taşın altından da Dilaver Bey çıkar. Hekimin kim olduğunu öğren bize subaşı. Baş üstüne Naip Hazretleri. Mahmut bir dur hele. Hala yolun tozu üstümüzde. Elbet öğreniriz evvelini ahirini. Müsaadenizle Kadı Hazretleri. Subaşı, Mahmut keskin bir kılıçtır. Bir yana adalet, bir yana merhamet ona. Naibim olması boşa değildir. Onunla iyi geçinesin. Baş üstüne Kadı Hazretleri. Alacağın olsun beyoğlu. İyice ıslat dedik, her tarafı çamur ettik. Üstümüzü başımızı çamur edeceğim. Beyoğlu arıdır, durudur. Allah'ın has kuludur. Beyoğlu arıdır, durudur. Allah'ın has kuludur. Aman! Hele bir yavaş! Ne ettin beyoğlu? Af buyurun Naip Hazretleri. Aklı noksandır. Ziyanı yok. Rahmet serpti üstümüze herhal. Erimez değil mi? Evet. İşlemedin bu kabahat dalgıydı. Bak bu eski kadıya benzemez. Gözünü tabakana da açarsın ha. Haydi, haydi, haydi. Kadı Burhanettin'in payitahta gönderdiği mektup imiş üstadım. Ferhadiye Ser Müderrisi Hacı Yusuf Efendi geldiler. Buyur et. Hoş geldiniz. Hoş bulduk azizim. Yeni vazifeniz ve yeni mekanınız hayrola. Hatıratımızın bir şahididir. Haşa, hediye değildir. Niyetin halistir, bilirim. Lakin vazife incinsin, istemeziz. Hatırladınız mı? İlk hattım. Evet. Küçük Ayasofya Medresesi'nde talebeyken beraber yapmıştık. Ayakta kaldız. Şöyle buyurasın.
Sonradan öğrendim. Allah rahmet etsin. Bizim eski kadımız Burhanettin Efendi de Küçük Ayasofya Medresesi talebesiymiş. Siz rahmetliyi tanır mıydınız? Çarşıda pazarda karşılaşır isek bir iki kelam eder idik. Peki ahbaplık ettiği, dertleştiği birileri var mıydı? Pek arkadaşı yok diyebilirim. Rahmetli çok sessiz idi. Mahmut, naibim olur. Sever böyle sual etmeyi. Medreseniz nasıl? Bir ihtiyacınız var mıdır? İhtiyaç olmaz mı azizim? En çok da size. Gelişinize bu kadar sevinmenin bir sebebi de budur. Medresemizde sizi görmek ve sizden istifade etmek isteriz inşallah. Mahmut bu vazife için benden daha faydalı olur. Hem cami-i atikte naipliğini ifa eder, hem talebelere eybi müderris olur. Estağfurullah hocam. İstişare ederiz demesi boşuna değildir beyim. Nazırzade'yi umduğumuz gibi bulduk. Ağırdan satıyor kendini. Zararı yok. Şişirme adamı Yusuf. Neticede gelecekler. Geldiklerinde noksan bir şey olmasın kâfi. Kahire'de dahi böyle agırlamamışlardır beyim. Beyim, Subaşı Doğan Bey huzura gelmektiler. Gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Doğan Efendi. Hayrola inşallah. Hayır mı şer mi bilemedik. Nazırzade Ramazan Efendi'nin yanından geliriz. Hayırlı olsun de huzura vardık ama özümüzü sigada bulduk. Rahmetli Kadı Burhanettin için sualler soruyorum. Nesini merak etmiş ola rahmetli? Nasıl vefat etti? Tabibi kim idi? Şifa olsun deyü ne yaptı? Hadise nasıl cereyan etti? Allah bilir ya. Eceliyle göçmedi deyü zannı var. Şayet böyle bir şüphe var ise bilelim. Zira tabibi Yusuf Efendi göndermiş idi. Kim olduğunu öğrenmemi emretti. Aman beyim, ne şüphesi? Allah esirgesin. Öyle bir hal olsa subaşına haber vermez miyiz? Biz rahmetlinin imdadına yetişmişiz. Ondan başka bir şey bilmeyiz. Kimdir dedim yahu? Adı zanı yok mu bu adamın? Arun Efendi'dir. Bursa'nın en mahir hekimidir. Belli ki senin de şüphelerin varmış Doğan Efendi. Böyle alevlenip eşiğimize geldiğine göre. Bu mesele hepimizin boyunu aşar beyim. Bilmediğim bir şey var ise söyleyiverin. Yoksa vazifeyi ihmalden ilk ben yanarım. Bizim buradan bilmediğimizi ta Kahire'den nasıl öğrenecek Doğan? Hı? Kadı kısmı şüpheci olur. İşi bu ya. Ondan sebep kurcalıyor zahir. Bizim bildiğimiz bir şey yok. Sen işitirsen geliver. Rahmetlinin ailesi nice oldu Yusuf? Emrinizle memleketlerine yolculadık beyim. Ne lazım gelirse yaptık. Hala. Arun Efendi ile tekrar konuş. Bu işin altından başka fitne çıkmasın. Lüzumu yok beyim. Arun Efendi vardığımda zaten kalbi duruvermiş, canı çekilmiş der idi. Siz merak buyurmayın. Kadı Efendi dediğiniz gibi laf olsun diye konuşmuş.
Birini mi ararsınız? Dersiz yoktur herhalde. Vardır. Lakin müderris yoktur. Hep böyle boş mu geçer? Aslında müderris gitmeden önce ezber edeceğimiz babları söyler, öyle gider. Anladım. Sen ne okursun? Zemahşeri'nin El Keşşafan Hakaiki Tenzil Tefsiri. Zemahşeri. Bilir misin, bu tefsiri Mekke-i Mükerreme'de 2 seneden az vakitte tamam etmiştir. Onca kalın cildi. Ya, Kabe'nin feyzi sayesinde bunu yapabilmiş. Müderris mi siz? Hı. Yoksa şu Kahire'den gelen müderris mi? Doğrudur. Adın ne senin? Orhan hocam. Orhan. Okuduklarını daha iyi hıfzedesin diye sana bir yol vereyim mi? Mühim bir malumattır. Kitapların hikayesini anlar isen içindekileri kolay kolay unutmazsın. Evvel hikayesi özü nedir? Sade ezber değil. Hadi sen de bana bir yol deyiver de ödeşelim. Sermüderris Yusuf Efendi'nin odasına yanadır. Sermüderris Yusuf Efendi çıktı hocam. Ama müderris Mustafa Efendi burada. İsterseniz odasına götüreyim. Gerek yok. Nasıl olsa buradayım artık. Orhan? Kimiydi o? Böyle arkasından ağzı açık baktı. Yeni müderris hocam. Kahire'den gelmiş. Kahire'ymiş. Tamam işte. Tamam hadi. Sen de dersin hadi. Yerim. Hadi siz de dersinize. Hadi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne. Haydi ihtiyar, namaz başlayacak. Safları sıklaştır haydi. Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalati. Hayya alelfelahi, hayya alelfelah. Bu de sıkılaşır saflar. Kad kâmeti s-salâtu, kad kâmeti s-salâ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Namaz bitti. Geldi, gelecekler.
Aydın, oyalanmayın, acele edin. Yemekler hazır mı? Hazırdır. Emriniz ile getirtiriz beyim. Ha, beklesin. Sıcak gelsin. Haydi, haydi, haydi. Selamünaleyküm beyim. Ve aleykümselam. Hoş geldin Tahir efendi. Hoş geldiniz ağalar. Geçin. Geçin, geçin, geçin. Kadı hazretlerini gördünüz mü cemaatte? Gördük beyim. Peşimiz sıra çıktılar. Yemekler gelsin. Haydi. Beyim, Kadı Hazretleri dahi naibi Mahmud Efendi geldiler. Buyursun. Kadı Hazretlerine izninizle bizim de bir armağanımız olacak beyim. Dileriz. Buyursunlar Kadı Hazretleri, buyursunlar. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Buyursunlar. Amma zahmet etmişsiniz. Ne gereği var idi? Şu fakir ve dahi naibi bir çorbaya razıydık. Ne zahmeti üstadım. Sizler gibi şehrimizi emin kılan alimlere ne yapsak azdır. Bir avuç midedir nihayetinde. Doyurulması zor olmasa gerek. Bunca israf olduğunu bileydik. Cümle cemaate ve dahi fakir fukaraya ünlerdik. Karınlarını doyururdu garipler. Buyurasız. Ben de sizinle tanış olmayı bekledim. Davetiniz de buna vesile oldu. Zahmet buyurmuşsunuz. Ne demek zahmet? Nicedir yolunuzu gözledik. Biz bu hanımlarla hemen her perşembe gecesi cem olur, Hayra bir yol daha nasıl açarız diye istişare ederdik. Vesilenizle bu hafta daha da güzel oldu. Müsaadenizle tanıştırayım. Hatice Hanım Bursa'nın kadim ailelerindendir. Pek hayırseverdir. Mahallemizdeki bir maristanı kendisi vakfetti. Estağfurullah. Hoş geldiniz Safiye Hanım. Hoş bulduk. Zehra Hanım Sultan Acem diyarındandır. Beyi ipek ticaretiyle meşguldür. Geçen yaz 100 evladımızı sünnet ettirdi. Dahi ailelerine de ikramlarda bulundu. Maşallah. Allah razı gele. Sizlerden de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakiye Hanım deseniz giymez giydirir, yemez yedirir. Çok yetimin üstünde hakkı var. Sağ ola. Maksadımız Allah rızasıdır. Şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah biliyor ya, Bursa'dan gelmezden evvel pek üzgündüm. Kahire'de biz de hasbelkader fidanlar büyüttük. Onları bırakmak çok zordu. Lakin sayenizde indi gönlüm rahatladı. Biliriz. Namınızı duyduk Safiye Hanım. Safiye Hanım Kahire'de sabilere Kur'an öğretirmiş. Çok da talebesi var imiş. Siz bunu nasıl işittiniz? Şehri Bursa bizim için nimettir. Nimetimizden kim istifade etmek diler ise kapımız açıktır. Ama kim kimdir evvelden bilmek isteriz. Sizin hususunuzda dediler ki mahir bir hocadır. Kur'an'ı hıfzetmiş mübarek bir insandır. Eline kuru dalı verin yeşertip büyütür. Bundan sebeple vakfiyemizde Kur'an derslerine iştirak etmenizi dileriz. İnşallah. Nasip diyelim. Buyurun öyleyse, afiyet olun. Amin. Amin. Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, yemek sahibini, yiyenlere, sofraya emeği geçenlere, bütün mümin erkeklere ve kadınlara mağfiret et. Onlara rahmet eyle. Amin. Allah'ım, kalplerimizi
muhabbetinin ve zikrinin nurlarıyla nurlandır. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, din hususunda, dünyada ve ahirette sıhhat, selamet ve afiyet üzere güzel bir hayat yaşamayı lütfeyle. Amin, amin. Allah'ım, senden nimetlerin tamamını, afiyetin devamını ve hüsnü hatimeyle vefat etmeyi isteriz. Allah'ım, Nebi-i Ekrem ve Fatiha-i Şerif hürmetine nimetlerini arttır, noksanlaştırma. Bi hürmeti Sultanül Enbiya. El Fatiha. Allah razı ola Kadı Hazretleri. Bu vesileyle merhum Kadı Burhanettin Hoca'yı da hayırla anmak lazım. Aziz ve emin biriydi. Eski dost idik. Aynı medresenin meyvelerindik. Takdir bu ya, ecelin kendisine isabet etmesi bizim buraya gelmemize vesile oldu. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Şehrimize büyük faydası oldu rahmetlinin. Nizamı korudu. Her daim hakkı gözetti. Şeriatla hükmetti. Şahidiz. Razıyız. Sizlerden de temennimiz aynıdır. Kuşkunuz olmayan. Biz buraya hakkın terazisini korumak, Şakir'in, katilin ve dahi cümle zalimin düzenini bozmaya gelmişiz. Bursa ticaretiyle meşhurdur, biliriz. Asayişiyle de meşhur kalacak biiznillah. Bundan evvel dönen dolaplar dönmez olacak. Hükmümüz keskindir. Böyle biline. Bursa eşrafı olarak emrinize amade, yolunuza fedaiz Kadı Hazretleri. Haydi siz girersiniz eve. Az bir dolanıp geleceğim ben. Geleceğim. Merakta kalmayasın. Siz de gidebilirsiniz. Tabii Yunus Aleyhisselam da bir insan idi. Bazı ağlar, bazı güler, bazı sinirlenir idi. İşte o vakitte pek sinirlenmiş idi. Putperest Ninova ahalisi ki nüfusları 100.000'i bulan kalabalık bir millet idi. Tevhid olmamak için diretip dururlar idi. Yunus Aleyhisselam gündüz demez, gece demez onları hakka çağırır. O inatçı ahali de gündüz demez, gece demez inkar ederdi. Ne yaptı, ne ettiyse fayda etmedi. O da sinirlendi ve Rabbinin iznini beklemeden onları da şehri de terk eyledi. Dersiz şimdi bir peygamber Rabbinin iznini almadan vazife mahallini terk eder mi hiç? O vakit balığın karnına nasıl girecek? Nasıl yanacak? Nasıl pişecek? Kulun hesabı bir, Allah'ın bin. Ya ateş ile, ya hastalık ile,
ya balık ile. Derken Yunus Aleyhisselam'ı bindiği gemiden atıverdiler. Bir balık deryanın içine düşen Yunus Aleyhisselam'ı bir lokmada yutuverdi. Karanlıklar içinde kalınca hazret ne ettiğini anlayıverdi. Hemen Rabbine yalvardı. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum deyip mübarek gözyaşlarıyla tevbe eyledi. İşte o vakit Zünnun oldu. Rabbi de tevbesini kabul eyledi ve onu balığın karnından halas etti. O da kavmine geri döndü ve o büyük şehrin hidayetine vesile oldu. Erenler, hepimiz Zünnunuz. Bir balık sahibiyiz. Mesele Yunus Aleyhisselam gibi o balığın karnından nedamet ile, gözyaşı ile, zikir ile, tevhid ile çıkmak mıdır? Yoksa zillet ile, kahru perişanlık ile o balığın karnında kıyamete kadar kalmak mıdır? Haydi erenler, hu diyelim, hakkı analım. Diler isen gönül yari ki daim eyle gel zarı. İçesin safi ırmaktan de gel yahu ya menhu. İçesin safi ırmaktan de gel yahu ya menhu. İçesin safi ırmaktan de gel yahu.